Hiç şüphe yok ki biz insan türünü, el insan, oradaki lam cins içindir. İnsan türünü nutfeden yarattık. Hayat tohumundan, spermden, hücreden yarattık. Karışık bir hücre. Karışımdan. Belki burada sadece eril hücre değil, dişil efendim yumurta da kastediliyor. Emşaç ile. Nebtelihi niçin yarattık biliyor musunuz? İmtihan edelim diye. Fecealnahu. Çünkü biz ona akıl verecektik. Semian basira. Göz ve kulak akla delalet eder. Evet. Yoksa hayvanlarda da göz ve kulak var. Evet. Hiçbir şey değildir yerine anılmaya değer bir şey değildir demek bu sürece işaret eder. Yani anılmaya değer bir şey değildi. Hînum mineddehr. Çok uzun bir zaman parçası. Hiçbir şey değildi deseydi eğer, o zaman çok uzun bir zaman parçasına gerek yoktu. Hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. Ama anılmaya değer bir şey değildir çok uzun bir zaman süreci içinde. Geleceğiz oraya da. El insan, insan türünün tümünü ifade eder. Adem insandı diyorsak, Adem de nutfeden yaratıldı. Evet, Adem de nutfeden yaratıldı. Çömlekten değil. Kur'an'a göre. İnsan suresinin ikinci ayetine göre. Sual. O halde beşerin insanlaşma sürecini ifade eden şu ayeti nasıl anlayacağız? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Hani Rabbin demişti ki meleklere, ben ses veren balçıktan, hem de konsantre bir balçıktan, hem de içinde organik maddelerin üreyebileceği kadar çürümüş bir balçıktan ses veren, yani konuşan, yani düşünen, yani akıl sahibi. Konuşma düşünmenin, düşünme de aklın alametidir çünkü. Bir varlık yaratacağım demişti. Cevap. İnsan suresinin birinci ayeti ışığında anlaşılmalıdır bu sual. Beşerin insanlaşma süreci. Sual. Buradan bir indirgeme operatörü olan Darwin'e ekmek çıkar mı? Cevap. Çıkmaz. Ah seni takvim ve eşrefi mahlukat kılan ruhu, menfuhu Darwin boşa çıkarmıştır. Yani Darwin de tıpkı Yahudi ilahiyatı gibi insanı iki şeyden müteşekkil saymıştır. Ruhu menfuh, üflenen ruhu yok saymıştır. Çünkü indirgemek için yola çıkmıştır, hayvana indirgemek için. Onun için Darwin beşer yerine maymunu koymuştur. Beşer halkasını kesmiş atmıştır, onun yerine maymunu koymuştur. Oysa ki beşer maymun değildi. Efendim. Ama akılsız, iradesiz ve vicdansız canlıydı. Evet, beşer oydu. Dedim ya, sureti insan idi ama sireti insan değildi. Evet. Sual, Darwin'e neden indirgeme operatörü diyorsunuz? Cevap, o insanı değersizleştirdi. Bu tasavvur, kitle imha silahlarını çıkaran tasavvurdur. Bu tasavvur, insanı bir istatistik değere indirgeyen tasavvurdur. Bu tasavvur soykırımı meşrulaştıran bir tasavvurdur. Onun için Darwin biyolojide indirgedi, Marx ekonomide indirgedi, Freud psikolojide indirgedi. Onun için batılı alimler hep insanı tanımlarken hayvan üzerinden tanımlarlar. Düşünen hayvandır, konuşan hayvandır, sosyal hayvandır, alet kullanan hayvandır, hepsi. Niye hayvandır canım? Bizse bir üste atfederek tanımlarız. Allah'a nispetle tanımlarız. Onun için fark burada. Fark çok, fark büyük. Çünkü biz üflenen ruhtan yola çıkarak tanımlarız insanı. Adem'in yaratılışını ayetlerin ışığında anlamak. Sual. Adem'in yaratılışına dair şu ayeti nasıl anlamalı? İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. İsa'nın yaratılışı Allah katında Adem'in yaratılışı gibidir. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Onu topraktan yarattı. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Sonra dedi ki, ol dedi, o da oldu değil. Oluş sürecine girdi. Ali İmran 59. Cevap, Hazreti İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışına benzetilmiştir. İsa Adem'e benzetilmiştir. Dikkat buyurun.
İsa'nın çamurdan çömlek yaratılır gibi yaratılmadığını biliyoruz. İsa'nın bir annenin karnında olduğunu biliyoruz. Meryem'in rahminde olduğunu biliyoruz. Hatta Meryem'in doğum sancıları çektiğini biliyoruz. Kur'an haber veriyor. Meryem suresini okuyoruz çünkü. Evet. Ayetin mesajı nedir? Kün feyekûn'da gizli. Kün fekân değil. Ol dedi, oluş sürecine girdi. Yekûn muzari fiilini biraz önce anlattım. O zaman Adem oğlunun üç yaratılış süreci vardır. Elementer yaratılış süreci, embriyolojik yaratılış süreci anne karnındaki ve biyolojik yaratılış süreci. Hac suresinin 5. ayeti bu üç süreci, bir ayet üç süreci birden içerir. Oraya girmiyorum, dönünce bakın inşallah. Kur'an elementer yaratılış süreçlerine dair 7 farklı kavram kullanır. Biraz önce soruyu sordum, cevabını vermedim aslında. Yani Adem'in topraktan yaratılması ne demek? Bunu nasıl anlayacağız? Eğer Adem de nutfeden yaratıldıysa, niye Adem topraktan yaratıldı? Kur'an tam 7 ayrı kavram kullanır. Min turabin, topraktan. Hac suresi 5. ayet. Min salsalin, ses veren balçıktan. Hicr suresi 26. ayet. Min salsalin kel fakhar, pişirilmiş çamurdan. Rahman suresi 14. ayet. Min hameyin mesnun, yoğunlaştırılmış çamur türünden. Hicr suresi 28. ayet. Min tînin, çamur türünden. En'am suresi 2. ayet. Min tînin lazib, 6. yapışkan bir balçıktan. 37. surenin 11. ayeti. Min sülaletin min tîn, konsantre bir balçık türünden. 23. surenin 12. ayeti. Mü'minun suresinin 12. ayeti. Evet. 7 ayrı kavram. Bütün bunlar iki asli unsura delalet eder. Ne demek? Bütün bunlar neye delalet eder? O zaman insan neden yaratıldı? İş karıştı. Topraktan mı, çamurdan mı, pişirilmiş çamurdan mı, kurutulmuş çamurdan mı, ses veren balçıktan mı, çürütülmüş çamurdan mı, yapışkan çamurdan mı? Niye bu kadar farklı ifade kullanılır aynı şey hakkında? Çünkü farklı süreçlere, farklı aşamalara delalet eder. Eyvallah. Hepsi de farklı bir saf hayata tekabül eder bunlar. Hepsinin de ortak iki nesnesi vardır. Su ve toprak. Su ve toprak. Hepsi de belirsiz formda gelirler. Dikkat buyurun. Min salsalin. Mines salsal değil. Kelfakar. Salsalin. Min tînin. Min turabin. Min hame'in. Min sülaletin. Hepsi de nekiradır. Bu ne demek? Sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Toprak ama bildiğiniz gibi değil. Çamur ama bildiğiniz çamur gibi değil. Evet. Bu buna delalet eder. Hepsi de ortaklaşa nekiradır. Marife değil, belirli değil. Kur'an'ın Adem'in topraktan yaratıldığını söyler. Kur'an. Ali İmran suresi 59. ayette. Aynı Kur'an insanın topraktan yaratıldığını söyler. Bir o ayeti okuyayım, bir o ayeti bakın. Yani Kur'an'da Adem insan yerine, insan Adem yerine kullanılmıştır. Adem, Adem oğlu yerine kullanılmıştır. İki kapı gibi delili vardır. Biri Ali İmran 59'la Hac 5, diğerine de geçeceğim şimdi inşallah. Diğeri de Araf 11. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Onu topraktan yarattı Allah ve sonra dedi ki, ol dedi, o da oluş sürecine girdi. Evet, Ali İmran 59. Siz ey insanlık diye, burada Adem, bunun başında Adem geçiyor. Bir de siz ey insanlık diye başlayan şu ayete bakın. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ Eğer sizi bizim yarattığımızdan şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki biz sizi topraktan yarattık. Efendim, min turabi. Şimdi Adem'i mi topraktan yarattı, insanoğlunu? Efendim, şimdi buna ne gerek var ki diyeceksiniz? Adem insanlığın atası. Doğru. Ama şu ayete ne dersiniz? Ama Adem insanlığın atası değil sadece. Adem insanlığın kendisi. Asıl mesele bu. Şu ayete ne dersiniz?
Ra'd suresi, Araf suresinin 11. ayetinde İnna halaknakum thumma savvernakum thumma kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Dikkat buyurun ayete. Sizi biz yarattık. Sizi biz tasarladık, suret verdik ve sonra meleklere emrettik, dedik ki Adem'e secde edin. Siz siz Adem, Adem siz siz. Aynı ayet bu. Oysa ki dil kuralları gereği sizi biz yarattık, sizi biz tasarladık ve sonra meleklere emrettik ki size secde etsinler diye gelmesi lazım. Eyvallah. Adem'i siz yerine, sizi Adem yerine kullanıyor. Adem'in nesli nasıl türedi? Sual, neden İsrailiyat'ta insanın yaratılışı bir çömlekçinin çömlek yapışına benzetilir? Cevap, önceki vahiylerde yer alan mecazi ifadeler, İsrailoğulları alimleri tarafından hakikate hamledilmiştir. Tıpkı Mesihi alimlerin, yani Hristiyan alimlerin Kitab-ı Mukaddes'teki baba kelimesini mecazdan hakikate hamledip bir oğul uydurmaları gibi. Mecaz hakikate dönüşürse işte böyle cinayet çıkıyor ortaya. Bu yorum tarzı soruları cevaplandırıp sorunları çözmek yerine daha da çoğaltmıştır. Nasıl bir sorun çıkarmıştır? Mesela birinci de Adem'in çocukları nasıl, nesli nasıl üremiştir sorusuna Adem'in çocukları birbiriyle evlenerek birinci dereceden yani kardeş kardeşle evlenerek türemiştir cevabı verilmiştir. Buna ne diyorlar? Ensest diyorlar. Birinci dereceden akraba ya da cinsel ilişkiye ensest diyor. Yani siz şimdi Adem'in zürriyetini ensest yoluyla ürediğini mi söylüyorsunuz? Adem'in çocukları nasıl olmuş da hep ikiz ikiz olmuş? Tamam onu da kabul ettik de ikizlerin nasıl hep biri erkek biri dişi olmuş diye sorduğunuzda verilen cevap ne biliyor musun? Allah'ın kudreti buna yetmez mi? Sus, çarpılırsın. İyi de sen niye çarpılmıyorsun? Allah'ın kudreti ensest dışında bir yolla Adem oğlunu çoğaltmaya yetmez mi? Sen buna cevap ver asıl. Orada Allah'ın kudreti var da orada niye yok? Asıl sen cevabı buna bul. Evet. Dolayısıyla eğer Adem de nutfeden İnsan suresinin 2. ayetinin ifade buyurduğu gibi nutfeden yaratıldığı hakikatini kabul ederseniz o zaman beşerin ademleşme halkasında tek bir ferde değil, ferdi mutlağa değil bir halkanın tamamına atfettiğinizde mesele çözülmüş. Sual, yukarıda yapılan açıklama kardeş evliliği dışında bir yoruma nasıl mesnet olur? Cevap, Adem'in fert değil insan türünü temsil eden sembol olduğu ve beşerden ruh üflenip de insana dönüşme halkasının ferdi mutlaka değil o halkanın tamamına ait olduğunu kabul ettiğinizde mesele çözülmüş olur. Sual, bu Kur'ani hakikat nerede yer alıyor? Cevap, Araf 11'de yer alıyor demiştim, biraz önce söyledim. İnsanın yaratılış, evet, nihayetinde esasında topraktan yaratılma hala devam ediyor. İnsanın elementer yaratılışı topraktan ve sudan. Embriyolojik, anne karnındaki yaratılışı topraktan ve sudan. Biyolojik, hala biz, eğer 4 kilo, 3 kilo, 2,5 kilo doğuyor da 80 kilo ölüyorsak, topraktan yaratılmaya devam ediyoruz. Bu da ayrı bir topraktan yaratılış yorumudur. İnsanın yaratılış süreçlerinde üç ismin tecellisi, üç ismin yan yana gelmesi insanın yaratılış aşamalarındaki üç ayrı ilahi müdahaleyi ifade eder. Huvallahul halikul bari'ul musavvir. Halikul bari'ul musavvir. Lehul esma'ul husna. Huvallahul halikul bari'ul musavvir. O Allah ki Halik'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. Halik'tır, yaratandır. Bari'dir, ilk tasarlayandır. Musavvir'dir, ilk örnekleyicidir. Prototipi yaratandır.
O muhteşem ayetle işte böyle.